Herkese merhabalar. Beşin sınıf motivasyon denemelerimiz hazır. Deneme çözmek çok zor ya. Evet Tonguç'um deneme çözmek çok çok önemli. Neden? Çünkü bizim gireceğimiz okul sınavlarında, okul denemelerinde ya da bursluluk sınavlarına başarılı olmak istiyorsak kendimizi denememiz gerekiyor. Zaten ileride gireceğimiz yani sekiz sınıf sonuna gireceğimiz LGS'de esasında bir deneme. Peki bizim denemelerimizin diğer denemelerinden en büyük farkı ne? Birincisi denemelerimizin başında deneme Analiz sayfaları var yani deneme yap, denemede yaptığımız netleri grafiksel olarak analiz ediyoruz ve herhangi bir soruyu yanlış yaptığında... mesela diyelim ki sözel bölümde ee, dördüncü denemede işte 12. soruyu yanlış yaptın ben bunu 12. yanlış yaptın demiyorsun diyorsun ki dördüncü denemede 12. soru neye denk geliyorsa neymiş mesela sözcükle anlamla alakalıymış bununla alakalı tekrar etmen gerektiğini öğrenmiş oluyorsun. Yani konu konu, başlık başlık her bir sorunun nereye denk geldiği belli. Sonrasında denemelerimizin diğer bir özelliği ise yeni nesil sorulara uygun. Yeni nesil soru ne demek hocam? Yeni nesil soru şu demek Tonguç'um. Yani senin düşünce gücünü de ölçen, senin analiz yeteneğini ölçen, sadece bilgini değil, analiz yeteneğine bakarak senin acaba konuyu iyi yorumlayabiliyor musun? iyi muhakeme edebiliyor musun? Karşılaştırabiliyor musun? Buna bakan sorular. Burada mesela diyelim ki bunlar birer yeni lise soru. Çünkü içerisinde resimler var. Görsel olarak senin de zekanı test ediyor. Bu tarz sorulardan da bol bol yer verdik. Ve takıldığımız soru olursa ne yapacağız Songuç'um? Öğretmenime soralım. Evet. Öğretmenine sorabilirsin. Arkadaşlarına sorabilirsin ama biz aynı zamanda kare kodlarda soruların çözümünü uzman hocalarımız sizler için tane tane güzel güzel anlatıyor. Burada toplam dört adet deneme var. Sözel ve sayısal bölümden oluşuyor. Sözel bölümde Türkçe, sosyal bilgiler, din ve İngilizce var. Sayısalda ne var hocam? Sayısal bölümde de matematik ve fen var Tonguç'un. Um. Güzel sordun. Sayısal bölümde de matematik ve fen var. Bu hep böyle gidecek. Yani 8. sınıfta DLGS'e girdiğinde sözelde Türkçe, inkılap, din, İngilizce olacak. Sayısalda da matematik ve fen olacak. Sözel bölüm ilk başta yapılıyor sınavlarda. Biz de o yüzden kitapçıklarımızda sözel bölümü koyduk. Sayısal bölümde de yine senin için tavsiye edilen süre var senin için tavsiye edilen sorular var. Ve burada deneme çözerken en başında da denemelerde dikkat etmen gereken kuralları deneme taktiklerine verdik. Yani deneme öncesinde ortam düzenini yapman lazım, planlaman lazım, motivasyonunu sağlaman lazım. Deneme sırasında turlama taktiği yapman lazım. Yani takıldığın soruları atlaman lazım. Sonrasına geri dönmen lazım. Buna benzer taktikleri de bu deneme kitapçığımızın başında deneme öncesi, sonrası ve sırası olacak şekilde verdik Tonguç'um. Dolayısıyla Milletin Bakanlığı'na uygun, kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmış bu denemeler senin hem okul sınavı ...hem de bursuluk sınavlarında en yüksek netlere ulaşmanı sağlayacak. Şimdiden çözülen denemelerde sana başarılar diliyorum. Motivasyon denemelerinin 5. sınıfı açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden... ...ya da sana en yakın Tonguç Yapçısı'ndan alabilirsin. Şimdiden derslerinde başarılar. Tonguç. Teşekkürler hocam.